Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün istek bir model olan bu lavanta modeli, iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Bakın benim de birebir gösterdiğim e, tülbentin aynısı rengine yapmak istedim. Siz de birebir hem tülbentinin hem iplerinin Aynısı, inoyası da aynı zariflikte oldu arkadaşlar. Yani benim çıkardığım tığ oyası da inoyasıyla birebir aynı zariflikte oldu. Şöyle lavantam. Bakın ara suyunu bu şekilde ve lavantaları da böyle e, hortumla yaptım arkadaşlar. camsil sil hortumuyla. E, şey e, kalemin biraz büyük olacağını düşündüğüm için bu şekilde camsil hortumu denemek istedim. Biraz sanki küçük oldu ama kalemde büyük olur diye düşündüm. Aslında süt pipeti bu dallar için daha uygun sanırsam bakın. Şu dallardan bahsediyorum ilmeklerden. Evet böyle çok güzel bir lavanta modeli çıkardım. Birebir aynısı bakın yeşil yapraklardan ve ara suyunda bu şekilde hazırladım. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle tülbentimizin tığlama işlemini yapıyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battının içine sık iğne ile ipimi buraya sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. 5 zincirimi çekip hemen bir sonraki tığ battımın boş olan tığ battımın içine bu şekilde bir tığ battı yapıyorum. Şöyle bir zinciri çekip ters tarafına döndüm. Ve bu 5 zincirli yuvanın içine girdim bir sık iğne. 2 ve 3. Bu şekilde bakın tam yarısını doldurmuş olduk 3 tane sık iğne ile. 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı çektim arkadaşlar. Şimdi düz yüzüne döndüm zinciri ters tarafında çekerseniz daha güzel muntazam böyle bir artma işlemi oluyor şimdi 3 zincir çekiyorum Bakın, 5 tane arasuyu koydum benimki örnek amaçlı siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz Buraya 3 zincirden 9 tane tığ battı yapacağım Bu bir 3 zincir 2 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya girip bakın bu şekilde tığ battılar oluşturuyorum 3 zincir 5. tığ battı 6 3 zincir 7 8 ve sonucu tığ battığı da bu şekilde yaptım bakın arkadaşlar şimdi iki tane ara suyun arasına 9 tane tığ battı yaptım bu şekilde tekrar 5 tane aynı şekilde ara suyu yapacağız 5 zincir çekiyorum kapatıyorum 5 zincirimi tığ battının içine bir tane 5 zincirden tığ battı yaptım bir zincirle dönüşümü yapıyorum ve içine giriyorum bu bir 2 ve 3. sık iğne. 5 zincirimizin içerisine 3 tane sık iğne yapıp aynı yerde bakın ters tarafındayız. 8 zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8 sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle artma işlemini uyguladığımda kalıp gibi güzel olsun. Gevşek çekince bu orantı sağlamıyor arkadaşlar. Zincirinizi sıkı çekmeye gayret edin. Sık iğne ile sabitledim. Yine 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 zincir. Sıradaki boş olan tığ battıya sabitliyorum. Şöyle 1 zincirle dönüş yapıp hemen bu bir bu 2 ve 3. 8 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen tığ battının içine girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Sıradaki tığ battığının içine 5 zincirimi kapatıyorum. 1, bir, bir zincirle dönüyorum. Hemen şöyle döndüm ters tarafına. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne. 8 zincir. Ama sıkı 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 bu şekilde kalıp gibi çektim sıradaki boş olan tığ battımın içine girip kapatıyorum Evet şimdi Arkadaşlar şöyle üç tane yaptık Bakın şu şekilde ara suyumuz devam edecek Siz bunu ister 5 koyun ister 7 koyun veya istediğiniz kadar fazla da değil de 7-9 en fazla bu şekilde Şimdi yaprağımızı bu arada bıraktığımız tığ battıların üzerine yapalım. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Dördüncü tığ battının içine bakın. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Ve on tane zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Hemen bir tane arada boşluk bırakıp ikinci tığ battımın içine Şöyle sık iğne ile sabitledim. Bakın 3 tane tığ battı yuvam için ayırdım. Kenarlarda da üçer tane böyle tığ battı kaldı. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen düz tarafına döndüm. Bir defa doladım. Yuvanın içine yaprak yapımı işlemine başlıyorum. Şöyle 2 2 alarak 2 zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Bu iki zincirimle beraber iki tane trabzanım oldu. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen şöyle 2 2 ve 2. 3 defa tığımı doladım ve şöyle 2 2 2 2 alarak bu şekilde dördüncü trabzanı yaptım. 3 defa tığımı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2, 2 ve 2. Bakın. 5 tane trabzan yaptım hemen dördüncü 4 zincir çekip buraya bakın bir tomurcuk yapacağım hemen kapattım şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yapıp yedinciyi Hemen yuvada yapıyorum. Bu şekilde yaprağım hazır. Bakın şöyle güzel sıkı sıkı kalıp gibi duran bir yaprak yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya ilmek toplayacağız. İpimi uzattım. Hemen bu aparatımı aldım. Biliyorsunuz cam sil hortumu ucunu biraz kestim. Tutması kolay olsun diye. Bu şekilde 6 tane ilmek toplayacağım. Bu 10 zincirli yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki tane zincir çekip bu şekilde arttım. Hemen aynı yerden dibinde iki zincir. Toplamda altı tane ilmek ikişer ikişer. Üç tane yuva hazırlayacağım bu ilmeklerden. Giriyorum. Şöyle bir ve iki. Kapattım. Taktım daha doğrusu. Şöyle bir iki. 5 ve sonuncu ilmeğimi dibinde iki zincir çekiyorum bu şekilde taktım bakın altı tane buraya ilmek yaptım şöyle kenara alıyorum biraz sıkılaştırıyorum ki yaprağıma yer açılsın arkadaşlar hemen şöyle bir iki tane zincir çekiyorum şu şekilde daha güzel duruyor bakın şöyle yapıp şöyle şöyle bir sık iğne bir iki zincir bu şekilde bakın ayrık olmuyor fazla hemen yaprak işlemine başlıyorum iki iki alarak hemen buraya iki tane trabzan yaptım bu bize zarar vermesin işlemimiz tamam oldu bakın altı tane bu şekilde ilmeği rahat bir şekilde şöyle size göstereyim iki defa tığımı doluyorum hemen yuvanın içine girdim 2 2 ve iki alarak şekilde trabzan yaptım şimdi 3 defa doluyorum her tığ dolamamda bir dolama artırıyorum bu şekilde şöyle 2 2 2 ve 2 4 tane trabzan oldu yine 3 defa doluyorum Bakın şunu da arkaya şöyle alalım ipimizi şöyle ilmeğimi aldım Bakın. şöyle bir 2 tekrar yapalım. 3 defa tığımı doladım. Şöyle ilmek alıp 1 2 2 2 ve 2 alarak bakın son trabzanı bu şekilde yaptım. 4 zincir çekiyorum. Şöyle kapatıyorum. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapacağım. Bu 1 2 Şöyle 3 4 5 ve 6. 7.yi de yine bu 10 zincirli yeşil yuvada yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bakın yaprak işlemim tamam. Hemen bakın bunu dibinden koparıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle tülbentimle aynı renkte olan ipimi tığıma tutturdum. Baştan iki tane ilmek alıyorum. Bakın. Şöyle tam ortalarından tığımla giriyorum. Şöyle ikisini birden buraya bir sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi sık iğnem var. Üzerine dört zincir çekiyorum. Sık iğnemle beraber beş zincirim oldu. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki ve iki alarak bir trabzan yaptım bak bu şekilde şimdi yine 5 zincir çekiyorum 3 4 5 zincir bir defa tığımı dolayı hemen trabzanın arasından girdim bakın bu bir önce yaptığım zinciri tutuyorum ki şöyle trabzanımı kolay yapabilir tırnağınızla alttaki yuvayı tutup üste destek veriyoruz bir defa doladım hemen trabzanın arasından girip bir ilmek aldım hemen parmağımla bir alt yuvayı tutuyorum trabzanı yapmam kolay oluyor Bak, bunlar püf noktaları arkadaşlar üç tane yaptık bu şekilde şimdi dördüncü kirpik yapacağız o yüzden 7 zincir çekiyorum 5 6 ve 7 şöyle direkt sık iğne ile kapatıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi aynı yere 2 tane kirpiğimiz oldu bakın. 7 zincirden 2 tane kirpik yaptık. Şimdi 5'er zincir çekerek aşağı ineceğiz. 5 zincirimi çektim. Sıradaki bir alttaki tırabzana sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. 5 zincir 5 zincirimi çekiyorum ilk yaptığımız trabzanımızın içine sabitliyorum 5 zincir çekiyorum Bakın iki tane olduğu her bir yuvanın karşılığına birer yuva daha yaptık şöyle ve sık iğne ile buraya sabitledim bir tane de dibine zincir çektim şöyle hemen ipimi koparıyorum bu kadar arkadaşlar. 3 basamaktan oluşan böyle bir lavanta modelimiz. Şimdi yakalım. Bir de pembesini yapalım. Şimdi yine iki tane dalı tutturuyorum. Bakın bu bir şöyle bu da ikinci. 2 i̇ki tane dalımın içinden geçip sık iğne ile pembe ipimi buraya sabitledim. Tonlama yaptım arkadaşlar. Sarı kullanayım dedim. Bir de aynı iğne oyadan renkten farklı olmasın diye sizlere bu şekilde sundum. Evet. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile 5 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Hemen 5 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle Duyorum. bakın öbür yuvayı şu iki parmağımla tutup tırabzanı kolayca yapıyorum. Tutmamın sayesinde. 3 4 5 zincir. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bakın bir öncekini parmağımla tutup şöyle 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum bu son yuvanın içine bu şekilde bakın sık iğne ile sabit 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim şöyle bakın buraya son tepe noktasına üçüncünün içine 7 zincirden iki tane kirpik yapıyorum yine 5 zincir çekiyorum sadece kirpiklere bir 7 zincir çekiyorum bir alttaki yuvaya girdim buraya sabitledim sık iğne ile 5 zincir ilk yaptığım trabzanın şöyle belinden sık iğne ile sabitliyorum yine 5 zincir buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip böyle pembe rengimi de bitiriyorum arkadaşlar bir zinciri dibine çektim şöyle öbür moru da beraber yapalım hemen yakıp geliyor. Evet arkadaşlar şöyle son kalan dallarımızın üzerine son lavantamızı da yapıp işlemimizi tamamlayalım. Sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. 1 2 3 ve 4 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar ilk 4'tü bu 5 olacak sık iğne ile bu da 5'ti şimdi bir defa tığımı doladım yapmış olduğum yuvanın şöyle içerisinden girip trabzanına 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum trabzanlardan bağlayarak yukarı çıkıyoruz yine 5 zincir bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum ve 2 2 alarak bu şekilde 3 tane yaptım arkadaşlar. Bu sonuncuya 2 tane kirpik yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çekiyorum. Buraya trabzanıma bağlıyorum. 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi buraya aynı yuvanın içine 2 tane 7 zincirli kirpik yaptım. Şimdi 5 zincir çekerek aşağı ineceğiz. 5 zincir şöyle trabzanın belinden sık iğne ile 5 zincirimi bağladım 1 2 3 4 5 zincir Bakın son ilk yaptığımız yuvanın içine girdim sabitledim 5 zincir şimdi yeşil yuvaya da girip şöyle kapattım bak. Bir zincirimi çekiyorum. ipimi kopardım. Şöyle. Şöyle minik minik lavantalarımız oluştu arkadaşlar. Hemen o ipleri yakıp temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Lavantalarımız hazır. Bakın. Çok hoş ve çok güzel duruyorlar. Şöyle karşıdan bir bakın. İstediğim şöyle biraz yaklaştırayım. Daha net gözüksün lavantalarımızın güzelliği evet, çok hoş oldu arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim şöyle ve elime alayım yapmış olduğumuz lavantamız şöyle bak ara suyu ayrı çok sevdim arkadaşlar bakın kalıp gibi böyle sık iğne de olduğundan şöyle göstereyim kalıp gibi bir ara suyu oldu sıklıkla kullanabileceğim tercih edebileceğim güzel bir ara suyu da oldu. Bu da size yapmış olduğum lavantam. Evet arkadaşlar. Daha önce hazırlamış olduğum lavantam. Bazı modeller gerçekten iğne yasıyla birebir aynı zariflikte oluyor. Hatta daha bile güzel bile gözüküyor çevrildiğinde. Her model için söylemiyorum arkadaşlar ama bazı modeller gerçekten çok güzel oluyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Çok hoş oldu. Şöyle elimden geldiği kadar yapabildiğim kadar daha doğrusu Böyle sizlerin isteklerini karşılamaya çalışıyorum Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak Bana destek olursanız sevinirim Eğer Abone değilseniz hala abone de olursanız Çok mutlu olurum arkadaşlar Evet modelim bu şekilde bakın Arasuyu Bu 5 tane yaptım siz istediğiniz kadar bir ara arasuyu tercih edebilirsiniz Tabii ki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.